Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sevgili Ümit kardeş, kısa bir cevap vereyim. Mühim o. Hazreti İbrahim aleyhisselam için Kur'an'da o tek başına bir ümmetti deniyor. Abi bu ne demek? Bunu zaten tefsirlerde çok var ama ben başka bir cihette bakmak istiyorum. Muvahhid temsilcisidir. Yani her şeyi aleminde tevhide teke getiren istisna peygamberlerdendir ki Ulul Az peygamberidir. Suhuf verildiği halde dört kitap verilmemiş. Dört kitaplardan bir tanesi verilmemiş. Suhufu var. Mesela Zebur verilmiş Davut Aleyhisselam'a kitap. Ama Ulul Az peygamberinden değil, İbrahim Aleyhisselam suhuf sahibi olduğu halde o kadar mühim bir zat ki Ulul Az peygamberi sırasına girmiş. Ne demek bu muvahit her şeyi aleminde teke getirmiş? Hani bir ayet vardı hatırlamadım yerini. Nefislerini ilah edilenleri görmedin mi? Nefsini ilah edilmiş. Şimdi biliyorsun ki cuma kime farz? Hür olanlara, özgür olanlara farzdır. Ne demek? Bazıları cumaya gelmiyor. Yani bu toplumdayız. Özgür değil mi? Hür değil mi? Değil. Çünkü ayette öyle diyor. Özgür olanlar katılabilir. Onlara farzdır. Ruhunda letafeti, latifeliğe gelmemiş insan köle insandır. Kime köledir? Nefsinin kölesi olmuştur. Nefsinin kölesi olan dünyayı baki zannettiği için kötülüklerden, günahlardan geri durmaz. Yani öyle zannediyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bu şekilde muvahhitti. Hür olmak, yani o ki, yani o zat İbrahim'e nefsin, eşyanın ve arzularından, yani nefsinden, eşyanın ve arzularından kurtulmuş. Başka kölelikten kurtulmanın yolu kendi bilgilerinin esaretinden kurtulmuş ve Allah'a tam teslim olma ile Allah'ın dostluğunu kazanmış olmasından o tek başına bir ümmet denmiş. Elden laf alıp satmayan İbrahim Aleyhisselam, tek başına yeni ümmetti. İkinci versiyonu anlatıyorum. Elden laf alıp satmayan, söylemi konuşması kendisinden olan ve riyakarlıktan fiilen uzak olan ve özüyle, sözüyle, fiiliyatıyla aynı olan, hakikatleri dile getirebilen İbrahim Aleyhisselam. Ya ki bu manada İbn Arabi Hazretleri şöyle demiş. Çok ilginç bu manada. Yani hakikatleri fiilen dile getirebilen demiş İbrahim Aleyhisselam ama Muhiddin İbn Arabi şöyle demiş. Vücudum ve mevcudumu maddi ve yani vücut manevi, mevcut maddi, vücut manevi, mevcut maddi, varlığımı ettim mescit, vücudumu ettim mescit, ruhumu imam, fiil ve amellerimi cemaat eyledim, huzuru mahşerde böyle kabul et ya Rab demiş. Bir de okuyayım. Muhiddin İbn Arabi böyle diyor. Vücudumu ve varlığımı ettim mescit. Ruhumu imam, fiil ve amellerimi cemaat eyledim. Huzuru mahşede de böyle kabul et ya Rab. Yani fiillerini, amellerini de cemaat etmiş. Cemaat işte imama tabi olursa cemaattır. Ne kadar doğru yaşamış. Yani İnsanın alemi tek başındayken, tek başında dahi olsa büyük bir alemdir der Bediüzzaman Hazretleri. Yani içsel alemini İbrahim Aleyhisselam
nihayetsiz o haleti ruhiyelerini, her bir haleti ruhiyesini kıblesine koyup şahsiyet kazanmış. Bir daha tek başına nimetti böylelikle. İçsel alemindeki fikirlerine, duygularına, hislerine ve latifelerine hakim olabilmiş, kıblesine koymuş ve her hissi, her duygusu, her latifesi bir şahsiyet kazanmış. Bunların cemi de cemaat olmuş, millet olmuş, tek başına bir ümmetti.